Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım bu son 2-3 gündeki yükselişten karlar elde edebilmişsinizdir. Umuyoruz ki çok yakında bunları çok daha fazla göreceğiz. Bugün bir fırsat olabileceğini düşündüğüm, Binance'in partneri olduğu bir merkezi ve merkeziyetsiz borsanın farming kısmına beraber bakacağız. Çünkü güzel kazanç oranları veriyorlar ki ben de yakın dönemde katıldım. Ama sadece bu değil, şaşırdığım bir şekilde bir takım kazanma sistemleri var. Yani aynı takımda olduğumuzda, benim referansımla girdiğinizde sizden sonra gelen bir kişi, siz yatırım yapmıyor olsanız bile bu platformda staking, farming vesaire yaparsa siz de kazanç sağlıyorsunuz. Yani bir takım olarak kazanıyoruz. Böyle bir sistemi var. Büyük bir platform oldukları belli. Bunların detaylarına tabii ki birazdan gireceğiz. Şimdi siz bu videoyu beğendikten hemen sonra bölümümüze geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar dediğim gibi Binary referans sistemi olan, yani bir takım kurabileceğiniz, sizden sonra gelenlerden de onların da sizin takımınızdan yarar sağlayabileceği bir sistemle ilk defa bir merkeziyetsiz borsa görüyorum. Aynı zamanda merkezi borsası da var. Birazdan konuşacağız bunu. Bununla birlikte kesintileri de çok düşük. Özellikle şu dönemde swap ve team farming'den bir ücret de kesmiyorlar. Hani düşüş dönemlerinde tabii biraz daha yardımcı olabilmek istediler. Ama tabii ki bu özellikleri benim dikkatimi çekse de güvenilirlik kısmı önemli. Doğal olarak bir projeye girerken hani hangi adımlar var, neleri başarmışlar bugüne kadar, neler hedefliyorlar gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi dediğim gibi bir tane CEX, yani merkezi borsası var. Diğeri de merkeziyetsiz olan DEX borsası. Merkezi olan Nominex, merkeziyetsiz olan da NomiSwap diye geçiyor. Şimdi Nominex'in ne kadar hani güvenilir olup olmadığını anlayabilmek için biraz sayfaya dolaşırken zaten ana sayfasında direkt şu gözüme çarptı. Official Binance Broker. Bakın burada da yazıyor. Binance'in resmi brokerlarından bir tanesi. Bu ne demek oluyor? Binance'deki çiftler burada da var ve onun üzerinde burada kitlenen miktarlar, paralar Binance cüzdanlarında tutuluyor demek. Yani Binance'in güvencesiyle yapılıyor gibi düşünebilirsiniz. Bir de bunun üzerine bu hani yeni çıkan tokenlar CoinGecko'ya, CoinMarketCap'e girmek ister ya. Onun gibi audit, yani test bölümünde de bazı firmalar en üstte. Certik gibi mesela. Bu platform direkt Certik'ten, yani NobiSwap özellikle direkt Certik'ten onayını almış ki onu da şöyle göstermiş olayım. Bakın audited by Certik. Zaten gidip de burada da görebiliyorsunuz o testi de, yani audit yapılmış dediğim gibi. Ben gereken bilgileri, linkleri, işte hesap üyelik vesaire, bunların linklerini aşağı vereceğim. Yani bu takım linkini vereceğim. Şimdi bu takıma girdiğiniz zaman bir an önce kazanmaya başlayabileceğiniz için, sadece yatırım yapmadan bile başka birisi gelirse sizden sonra ve bu platformu kullanmaya başlarsa, o yüzden elinizi çabuk tutmanız gerekebilir. Hesap alabilmek açısından ben linkleri dediğim gibi aşağı vereceğim. Bakın şunu da göstermiş olayım sizlere. NMX token kullanıyorlar. Bu iki borsa arasında, yani hem merkezi hem merkeziyetsiz olan borsa arasındaki bir token. Yani farklı tokenlar değil, sadece bu kullanılıyor. Ve burada işte bu staking farming olayları merkeziyetsiz olan da daha fazla gerçekleşiyor. Burada TVL dediğimiz Total Value Lock diye geçer. Burada kilitlenen değerdir. Gördüğünüz üzere neredeyse 90 milyon dolar, 88 milyon dolardan bahsediyoruz. Buraya kilitlenmiş durumda. Düşün dönemlerinde bile. Şimdi Nominex'ten, yani merkezi borsasından bahsedersek biraz da bunu araştırdım. Hani tamam, NobiSwap'i kurmuşlar, fena gitmiyorlar ama bu ne süredir açık? Çünkü her borsaya da güvenemiyorsun. Neler oluyor şu devirde özellikle? Bu 2014'ten beri açık. Yani 8 senenin üzerinde bir süredir açık ve CoinGecko'da 10 üzerinden 8 almış. Bunu buldum hani araştırmaları yaparken. Bir de üzerine yine Trustpilot'ta, hani buraya gelip yorumlar yazabiliyorsunuz. Belki kullananlarınız bile vardır. 5 üzerinden 4.5 almış. Aynı zamanda Binance'in de broker olmuş. Yani bu gibi özelliklerle, işte Certik'te gidip audit yaptırmış vesaire. Bu gibi özelliklerle dedim ki tamam, bu biraz daha güven veriyor. Bununla iş yapılabilir. Belki diğerlerine nazaran biraz daha fazla para buraya kitleyebilirim. Kitleme kısmı da çok uzun süren bir kısım değil, söyleyeceğim. Çünkü istediğiniz zaman çekebiliyorsunuz. Bunlara geçeceğiz zaten beraber. NomiSwap'e, yani işte merkeziyetsiz olan kısmına geçtiğimiz zaman da bu şekilde bir platformu var. Ben renklerini falan bayağı beğendim. Profesyonel buluyorum. Ben burada bayağı bir bilgi vermeye çalışıyorum ama çok daha detaylısını bu Knowledge Base kısmında adım adım, başlık başlık bulabilirsiniz. Nasıl kullanılacağıyla alakalı. Ben yine de tabii ki ne yaptığımı ya da siz ne yapabilirsiniz, en azından bunu göstermiş olacağım sizlere. Bu platformun arkadaşlar dediğim gibi Certik'te işte bir testi yapılmış. Yine aynı zamanda sadece burada hani bu yeni açılmış Certik'te testi yapılmış olayı değil. Bunun dışında bakın BSC ağının üzerinde bu merkeziyetsiz DEX platformu ve ilk 5'te.
Hani bakın PancakeSwap geliyor. İlk 5'te 4. sırada hatta. Onun dışında bir de genele baktığımız zaman birçok çünkü DEX platformu var. Genele baktığımız zaman da küçük bir araştırmadan sonra 39'da olduklarını yani ilk 40'ın içerisinde olduklarını hadi ilk 50 diyelim içerisinde olduklarını buldum. Fena değil. Hani daha yeni başlayan çünkü Nominex daha önce ama NomiSwap sonradan geliyor. Daha yeni başlayan bir platform için buraları başarmış olmaları güzel ki görebiliyorsunuz dünden itibaren %81 artış da yapmış zaten burada. Şimdi dedim ki tamam bu kadar yerden onayını aldık. Güvenilir olduğunu az çok anladık. Her zaman bir risk vardır. Bunu da söylüyorum arkadaşlar. Benim burada yaptığım araştırmalara sadece bakarak ya bu kesinlikle yapılır ya da yapılmaz demek bence doğru değil. Sizin de gidip kendi araştırmanızı yapıp kararı ondan sonra vermeniz lazım. Bugün de küçük bir sistem mesajı attım Telegram'da zaten bununla alakalı. Demek ki arada bunu yapmam gerekiyormuş. Neyse onun detaylarını okuyabilirsiniz Telegram'dan beni takip edenler. Telegram'ın linki de aşağıda var bu arada. Onun dışında kişilerin kendi kararını verebilmeleri için, bu riski alabilmeleri için bu araştırmayı yapmaları gerekiyor. Sonradan gelmek isterseniz bu sizin sorumluluğunuzda tamamıyla. Ben buraya kendi paramı sıfır olabilecek ya da olmasını göze aldığım bir parayı yatırdığımdan sizlere de sadece bir fırsat olabildiğini düşündüğümden anlatıyorum. Zaten bir değer görmesem ya da yatırım yapmıyor olsam sizlere bunu anlatmaya tenezzül bile etmem. Öyle söyleyeyim. Ne sizin zamanınızı alırım ne kendi zamanımı alırım. Neyse şimdi NomiSwap'e geldiğimiz zaman arkadaşlar bazı avantajları olduğunu gördüm. Diğerlerine hani burayı neden kullanayım? Çünkü birçok var. Birçok platform var böyle. Bir tanesi işte bu binary yani takım olarak kazanabilme sistemi. Burada sadece ben kazanıyor değilim. Hep birlikte kazanabileceğimiz bir yer olması. Yeni açıldığı için promosyonları fazla. Mesela bir tanesi gördüğünüz üzere düşüş döneminde zaten düşüktü fiiler, o kesintiler 0.1'miş. Onu da 0'a çekmişler. Bakın swap fees and team farming. Yani takım farming yaparken de herhangi bir ücret kesinti ödemiyorsunuz. Yani 0 tamamıyla. PancakeSwap'ta bu 0.3. Bunu öyle de düşünebilirsiniz. Yani en bilinen olduğu için diyelim. Bir de bunun üzerine arkadaşlar Pancake'den işte Byswap gibi hani daha böyle BSC ağında üstlerde olan yerlerden daha iyi oranlar veriyorlar. Mesela işte farming kısmına gidelim şuradan görelim en başında. Hani ana coinleri neler onları görelim. NMX USDT. NMX buranın kendi coin'i. Pancake'e gittiğimiz zaman da CakeBNB %22. Geri dönüyoruz şöyle. %70. 71 neredeyse. Byswap'e gittiniz arkadaşlar. BSV USDT. İşte BNB BSV. %44. %53'ler. Diğerinde neydi? %70. Yani oranları da diğerlerine göre daha iyi. Yine söylediğim bu takım olarak kazanma seçeneğiniz var. Yani buraya gidip referral programa gittiğiniz zaman belli bir takım kurabiliyorsunuz. Bakın ben buraya hesabımı açtım. Daha herhangi birine yaymadım bunu. Konuşmadım bile bakın. Burada görüyorsunuz. Active referrals, total referrals. 15 kişi benim hesabım altında zaten trade'e başlamış. 139 kişi gelmiş. Bu tam olarak ne oluyor arkadaşlar? Bu binary dediğimiz işte bir takımınızın sağ veya sol diye geçer. Bir takımınızın kendiliğinden artması demek oluyor. Mesela birisi buraya geldiği zaman benim referansımla girdiği zaman hep birlikte bir takım olacağız demek oluyor. Sonraki gelenlerle de bir takım olacağız demek oluyor. Bu şekilde genel bir kazanış olacak. Şunu da söyleyeyim sizlere buradaki avantajlardan daha detayına gireceğiz binary'nin ama bunu daha önceden beri yani belli bir süredir yapan insanların bazı örnekleri var. Günlük 20 bin 30 bin, işte 15 bin NMX token kazanabilenlerden bahsediyorum. Bu takımları kuranlardan. Hani birkaç kişiyle de konuştum Telegram'ında bunu kullananlardan bahsediyorum. İnsanların günlük 2000 dolar, 5000 dolar, 10 bin dolar gibi yapabildiği. Tabi bunlar daha uç seviyeler. Bunlar çok daha önce başlamışlar ama neden olmasın? Çünkü bir kişi bile yetebilir sizin çok daha fazla kişiye ulaşmanıza. Onun dışında yine bir avantajı şunu gördüm. Bakın holder bonus var. Burada elinize tuttuğunuz zaman daha fazla NMX token alıyorsunuz. Biraz daha yavaş tabii ki holder bonus diğerine göre çünkü burası asıl farming işte bonuslarının ödüllerinin verildiği yer ama bunu da 7 gün eğer tutarsanız bakın birinci günü geçmiş 7 gün sonrasında %20 daha artıyor yani bu da hızlanacak burada sürekli tuttuğum sürece bu da sürdürülebilirliğini arttırıyor bu platformun ve NMX token'ın değerine de yarıyor. Bir de üzerine eğer NMX ile yapmak istiyorsanız bunu stake de yapabiliyorsunuz. Bakın launch pool kısmında sadece bir stake house'u var o da NMX APR'si %91 yani %90'ın üzerinde de bir de stake oranı veriyor. Buradan gelen gelirleri de buraya stake yapabilirsiniz. Bakın buranın da ayrı bir holder bonusu var. Yani buradan da bonus alabiliyorsunuz. Birçok yerde aslında bonusları veriliyor. Tabi bunu sürdürülebilir yapabilmek için hem takım işini hem bunu yani burada verilen ödülleri belli sınırlarla tutuyorlar. Ben bunları gördükten sonra dedim ki tamam buraya yatırım yapmayı planlıyorum. Farming'e belli bir miktar koyacağım. Yaklaşık
$500-$600 gibi bir meblağ buraya koymaya karar verdim. Burada dedim farming yapayım. Bu arada şunu da söyleyeyim sizlere. Ben burada bir hafta, yaklaşık böyle 2 hafta bir farming yaptıktan sonra tekrar video yapmamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Hani bir değer gördüyseniz bu platformda belki buradaki sonuçları sizlerle o zaman paylaşırım. Derim ki işte böyle böyle oldu. Şu kadar değer artışı oldu. Buradan bu kadar kazandım. İşte şu kadar takım arkadaşı geldi. Buradan hep birlikte kazandık falan. Bunların detaylarını veririm sizlere. Böyle bir şey isterseniz ya da nasıl bir video olmasını istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar aşağıdaki. Şimdi burayı ben MetaMask'la kullanıyorum. Şuradan ben bir çıkmış olayım. Disconnect diyelim. Buraya ilk girdiğiniz zaman şöyle liquidity ya da ana sayfasına gitmiş olalım. Buraya ilk girdiğiniz zaman sizlere cüzdanınızı bağlamanızı isteyecek. Buradan bağlayacaksınız. Bakın Wallet Connect, Trust Wallet, MetaMask ve birkaç tane diğerleri var. Ben genel olarak MetaMask kullanmaktayım. Çok daha kolay olduğu için. Zaten bağlamıştım. Tekrar bağlamış olayım. Bu şekilde bağlıyorsunuz. Ve ilk gideceğiniz yer arkadaşlar. Şimdi burada farm kısmı var. Bu farm kısmına gidelim ki oradan neye girmek istediğiniz seçin. Herkesin risk alabilitesi, o seviyesi farklıdır. Burada ben NMX ile başladım. %70'lik güzel bir kazanç oranı geldi ama NMX'in değeri düşebilir. Aldığımdan sonra %4'lük falan bir düşüş oldu zaten, genel bir düşüşten. Ama sonrasında tekrar umuyoruz ki toparlar. Bakın şu ana kadar 2.2, 2.26 yapmışım bile. Günlük işte bir gün geçmiş şimdiden. Bunu tekrar buraya yatırım yapabilirim ya da gidip buradan stake de yapabilirim çektikten sonra MetaMask'ime. Bu şekilde de mümkün. Ve aynı zamanda holder bonusum da var burada gördüğünüz üzere. Bunları da daha almadım. Hani bunları da alabilirim istiyorsam. Aşağıda farklı havuzlar da var. Bakın BNB ile olan var, BUSD ile olan var. Bakın BUSD ile olan %73, biraz daha bile fazla. İstiyorsanız sizin risk alabilme, o toleransınız daha düşükse gidip daha bilinen BNB, BUSD gibi bir havuza yatırabilirsiniz. %19. Ki diğerine baktığımız zaman PancakeSwap'te yanlış hatırlamıyorsam bakın BNB, BUSD %13. Yani %6'lık, %7'lik ekstra bir kazanç oranı var diğerine baktığınız zaman. Geri dönelim şöyle bir. Aşağı iniyorsunuz. Hiç mi hani risk almayı sevmiyorsunuz? O zaman belki de bakın bu var. BUSD, USDT, USDC, USDT. %5'lik, %6'lık ne neredeyse bir kazanç oranı vermekte. Bu normal dolara vurduğunuz zaman %1 yıllık veriyorlarsa burada %6'lık 6 katı demektir. Hani eğer hiç risk alamıyorsanız burayı da düşünebilirsiniz doğal olarak. Ama değer düşüşü yapabileceği için diğer tokenlara baktığınız zaman siz o kazanç kar oranını, kazanç kayıp oranını kendi kafanızda alacağınız riske göre karar vermelisiniz. Ben dediğim gibi NMX USDT yaptım. Ona göre burada mesela $600'lık yaklaşık bir yatırım yaptım. Farming level şu an eğer 400 daha yatırırsam farming level'ım da artacak. Buradaki farming level'lara bakarsak ben starter'dayım. Yani referral trading reward dediğim %10. Pro kısmına eğer getirebilirsem bakın görüyorsunuz burada farming rewards, işte referral staking, bakın bunların değerleri de artıyor. Hani staking'den ne kadar alıyorum, referral trading'den, team reward'dan ne kadar alıyorum, %6'lık bir kesimden bahsediyoruz. Yani daha da fazla bana gelmeye başlayacak. Şimdi burada farming yapabilmek için adımlar şu şekilde. Hani basit bir şekilde beni takip ederseniz daha önceden yaptım, onları ekrana vereceğim ama küçük bir anlatayım. Öncelikle liquidity sağlamanız lazım. Liquidity de likidite demektir. Siz buraya nakit verdiğiniz için İki çift şeklinde verirsiniz bunu. Diyelim ki NMX USDT. Benim %50 işte ne kadar değerde vermek istiyorsam diyelim $300'lık NMX, $300'lık USDT vermem lazım buraya ki eşit olsun ve bunlar dengelesin birbirini. Yani insanlara burada swap yani takas kısmında kullanabilmeleri için ben likidite sağlıyorum. Bunu yaptığım için de bana platform ödül veriyor. Farklı işte farming havuzlarında diyelim. Burada add liquidity dediğiniz zaman tıkladığınızda İki farklı seçenek çıktı gördüğünüz üzere. Yani bunun ikisini de birlikte yapmanız lazım. Şimdi mesela burada göstereyim. Ekrana da vermiş olayım. Ben USDT'yi seçtim. Bir de üzerine NMX'i seçtim. Ama bu NMX'i seçebilmek için öncelikle elimde NMX olması lazım. Yani öncelikle sizin elinizde dolar varsa bir kısmıyla NMX almanız lazım ki burada bu ikisini eşit olarak %50 %50 koyabilin. Şimdi onun için de swap kısmına gidiyoruz. Elimizde dolar varsa bunun bir kısmını NMX'e çevireceğiz. Sonra buraya liquidity'ye tekrar geleceğiz. Swap kısmında Pancake'i kullananlarınız az çok bilirler. Elinizde hangi coin varsa BNB vardır. İşte bunu NMX'e çevirmek isterseniz. Burada zaten ana coin olduğu için kolay bulunuyor. Yoksa işte gidip CoinGecko'dan falan adresini alabilirsiniz. Buraya yaptığınız zaman buraya max diyorsunuz. Ne kadar alabiliyorsanız yazıyor. Ve swap dediğiniz zaman küçük bir BNB kesintisi, BNB de elinizde olmalı. Küçük bir BNB kesintisiyle NMX'i almış oluyorsunuz. Hesabınıza da bir ibare çıkacak. Oradan da işte bunu MetaMask'ime ekle şeklinde ekleyebilirsiniz. Sonrasında elinizde artık %50 %50 var. Liquidity'ye gittiniz. Artık işte add liquidity dedikten sonra hem USDT'niz var hem işte NMX'iniz var. Bu ikisini de
Burada ekranda da verdiğim üzere max diyorsunuz. %50 yapmanız lazım yani birbirine. Hangisi elinizde daha azsa onu max dersiniz. Diğerine zaten orantılı bir şekilde yazacak. Okey dediği zaman da burada öncelikle onay alıyorsunuz. Sonra da bunları eşleştiriyorsunuz. Buradan yaptığınız şey de sizlere LP token veriliyor. Liquidity Provided Token diye geçiyor. Biraz karışık olabilir, adımları izlerseniz gayet rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Bu ekranda da gösterdiğim LP tokenlar bu iki coin'in bir araya gelmesiyle oluşmuş. Sizlere farming kısmında kullanabileceğiniz tokenları vermesi demektir. Yani bu tokenlardır. Sonrasında farming kısmına gidiyorsunuz. LP tokenlarını aldınız artık. Farming kısmına gidiyorsunuz ve istediğiniz farming kısmını seçiyorsunuz. Benim bu açık olduğu için şu an zaten ekstra ekleyebiliyorum. Ama açık olmasaydı da ilk yaptığım gibi tam olarak ekranda gösterdiğim gibi yapacaktım. Buradan bir tanesi seçecektim ve oraya farming yapmaya başlayacaktım. Yine MetaMask'te işlemlerini yapacak. LP tokenlarım artık elimde olduğu için bunları burada kullanabileceğim. Bakın NMX USDT LP stake diye yazıyor. Yani burada stake yaptıklarım burada var. Harvest kısmından da tokenları istiyorsam geri çekebilirim. Buradan belli bir kısım var. İstediğim zaman yapabilirim bunu. Buradan belli bir kısım kazanmışım zaten ve reinvest diyebilirim. Yani bunları tekrar yatırabilirim. Bu tamamıyla bana ya da size kalmış yatırımı yapmayı düşünüyorsanız. Bu yaptığınız bütün işlemlerden, diğer insanların bütün işlemlerinden küçük ödüller veriliyor. O insanlar da alıyor. Siz de alıyorsunuz. Aynı takımda olduğumuz sürece. Zaten tam olarak da bu referral kısmında bundan bahsediyorum. Bakın şimdi biraz referral programdan bahsedelim. Takım kısmı zaten çok önemli bir kısım. Hiçbir yerde görmedim böyle takım kısmından hani herkesin birlikte kazanabileceği merkeziyetsiz bir borsada. Burada referanslarınızdan %10'a kadar takım bonusu alabiliyorsunuz. Aynı zamanda onların referanslarından yani total takımdan %20'ye kadar bonus alabiliyorsunuz. Bunların hepsi ödüldür. Belli bir sınırı var. Sürdürülebilir yapabilmeleri açısından. Referanslarınızın farminginden, swaplerinden, herhangi bir stake'lerinden CEX ve DEX borsalarını yani Nominex ve Noviswap'i bir araya getirmeleri ve orada yaptıkları yani Nominex'te yaptıkları işlemlerin kesintilerinden. Bunların hepsinden büyük bir şekilde aslında buradan gelir elde edebiliyorsunuz. Yani benim gibi bu işi bir takım kurup yapmak isteyenler varsa çok daha büyük hale bile getirebiliriz beraber. Onu da söylemeye çalışıyorum. Buradan daha fazla kazanabilmek adına. Neden söylüyorum bunu? Az önce de söylediğim gibi örneklerin birkaçını zaten ekrana vereyim. Buradaki insanları görebiliyorsunuz. Bunlar daha önceden başlamış. İşte 5000, 10000, 15000, 20000, 30000 NMX token kazanabilen takımdan insanlar. Ve bu günlük de olabiliyor. Ekstrem seviyeler ama yapılmayacak değil. Bunlar da sonuçta bir yerden başladı, sıfırdan başladı. O yüzden sizlere bunu söylemeye çalışıyorum. Eğer yapabilirsek, büyük bir takım kurabilirsek, riskinize göre davrandığınız sürece buradan kazanç elde etme şansı var arkadaşlar. Bir de yükseliş dönemine girilirse tabii ki tadından yenmez. Evet. Umuyorum ki güzel, yararlı bir bölüm oldu sizler için. Beraber yapmak isterseniz, herhangi bir yatırım yapmak istemiyorsanız bile hesap açmak isteyebilirsiniz. Belki de yatırım bile yapmadan güzel bir şekilde buradan kazanç elde edebilirsiniz. Bunu arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz bu videoyu. Size de yararı olacak sonuçta onlar geldiği zaman bile daha büyük bir takım haline gelmiş olacağız. Tabii ki her zaman riskler vardır. Bunları göz önüne alarak paranızın sıfır olabileceğini de bilerek lütfen böyle yerlere, sadece bu platform değil herhangi bir yere, benim anlattığım ya da anlatmadığım internette olan herhangi bir yere bu şekilde yatırım yapmanız çok daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi dediğim gibi yararlı olduysa bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında hızlı bilgiler için Twitter ve Telegram'ın da var. Onların linklerini de aşağıya veriyorum. Şimdiden bol kazançlar diyorum. Takımda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.